Donanım günündesiniz ve bu videomuzda Redmi 10 2022 akıllı telefon modeliyle karşınızdayız. Başta belirtmekte fayda var ki bu telefon ülkemizde üretilen akıllı telefon modellerinden bir tanesi. Redmi geçtiğimiz senenin beğenilen uygun fiyatlı Android akıllı telefonunu bu sene tekrar karşımıza çıkarıyor. 2022 versiyonu diyoruz ama teknik detaylarından tasarım detaylarına kadar bu telefon neredeyse geçen sene satışa sunulan ürünle aynı. Ufak tefek birkaç farklılık da bulunuyor ama bunları da belirtelim. Örneğin geçen sene çıkan modelde 2 SIM artı micro SD kart tepsisi bulunuyordu. Bu seneki modelde ise 1 SIM ve bir de hibrit yuva bulunmakta. Böylelikle bu yuvayı da SIM'in yanına 2. SIM ya da micro SD kart kullanarak değerlendirebiliyorsunuz. Ayrıca geçen sene satışa sunulan modeller arasında 6 GB RAM'li versiyon da vardı. Bu sene ise RAM tarafında 4 GB bulunmakta. Sanıyoruz ki firma geçtiğimiz sene iyi bir ilgi gören bu modelini bu sene de yine kullanıcılara sunarak daha iyi satışlar elde etmeyi düşünüyor. Redmi 10 2022 beyaz, gri ve mavi olmak üzere 3 farklı renk seçeneğine sahip. Biz beyaz rengi deneyimledik. Ürünün pürüzsüz bir arka yüzeyi var ve kolay kolay parmak izlerini göstermiyor. 8.92 mm kalınlıktaki telefon 181 gram ağırlıkta. Çoğu zaman tek elde kullanıma uygun, avuçta rahat bir tutuş hissi sağladığını söyleyebiliriz. Ürünün kutusunda koruyucu şeffaf kılıf da bulunuyor. Daha temiz ve sağlam kullanım deneyimleri için bu kılıfı kullanmanızı öneriyoruz. Telefonun arka tarafında dikkat çekici bir detay olarak dışa doğru hafif çıkıntılı olarak tasarlanmış dörtlü kamera sistemini görüyoruz. Parmak izi okuyucu sensör sağ yan taraftaki fiziksel güç tuşuna yedirilmiş ve performansı çalışıyor. Çoğu telefonda alt kısımda görmeye alışık olduğumuz 3,5 mm'lik kulaklık girişi bu telefonun üst kısmında konumlandırılmış. Ancak ürünün kutusundan kulaklık çıkmıyor. Sevindirici bir detay ise ikili hoparlör sistemi var. Bu sayede çoğu zaman bir kulaklığa ihtiyaç duymadan kaliteli işitsel detaylar elde edebiliyorsunuz. Telefon 6.5 inç Full HD Plus Dot Display ekrana sahip. Corning'in Gorilla Glass 3 koruma sistemiyle korunan bu ekran dokunuşları hızlıca algılıyor ve yumuşak deneyimler sunuyor. 405 ppi değerdeki ekranın dikkat çekici bir özelliği olarak ihtiyaca göre ayak uydurabilen Adaptive Sync özelliğinden söz edebiliriz. Örneğin videolar izlerken 60 Hz, oyun oynarken de 90 Hz ekran tazeleme değerine erişerek daha akıcı görüntüler elde edilebiliyor. Ekran, okuma modu özelliği sayesinde de gözleriniz için rahat deneyimlerin önünü açıyor. İsterseniz kağıt dokusu ve siyah beyaz renk seçeneğiyle gerçekten kitap okuyormuş hissini bir nebze de olsa yaşayabiliyorsunuz. Redmi 10 2022 gücünü MediaTek Helio G88 chipsetinden alıyor. Geçtiğimiz sene Temmuz ayında tanıtılan bu chipset, özellikle yumuşak görüntüleme ve fotoğrafçılık tarafında pek çok seçenek sunmayı hedefleyen bir chipset. 12 nanometre olarak üretilen chipsetin bünyesinde 1.5 GHz değerde çalışabilen 6 tane Cortex A55 çekirdeği ve 2 GHz değerde çalışabilen 2 tane Cortex A75 çekirdeği bulunuyor. Bu detaylara 4 GB LPDDR4X RAM ve 128 GB dahili depolama eşlik ediyor. İstenirse microSD kart kullanarak depolama miktarını artırabiliyorsunuz. Android 11 işletim sistemiyle gelen telefon kullanımı kolay bir arayüze sahip. Ek olarak Facebook, Netflix, Spotify ve TikTok gibi popüler uygulamaları da ön yüklü olarak sunuyor. Deneyimlerimiz esnasında iyi bir performansla karşılaştık. Hem arayüz akıcı hem de uygulama çalıştırma performansı tatmin edici düzeyde. Ek olarak Call of Duty Mobile gibi bir oyunu da akıcı görsellerle ve aşırı ısınma faktörü olmadan deneyimleyebildik. İkili hoparlör sistemi bu tip deneyimlerde tatmin edici sonuçlar verebiliyor. Mega Jump!
Telefonun arka tarafında yapay zeka destekli dörtlü kamera sistemi bulunuyor. Bu sistem 50 artı 8 artı 2 artı 2 megapikselden oluşuyor. Bildiğiniz gibi günümüzde satışa sunulan telefonlarda çoklu kamera sistemleri yer alıyor ve bu sayede portre ve ultra geniş açılı çekim gibi popüler çekim modlarının teknoloji severlere sunulması hedefleniyor. Bu durum Redmi 10 2022 modeli için de geçerli. Ürünün 50 megapiksel değerdeki ana kamerası f1.8 açıklık değerine sahip. Bunun anlamı düşük ışık koşullarında dahi iyi detaylar yakalayabiliyor olması. Tabii ki biz özellikle iyi ışıklı ortamlardaki fotoğraf çekim performansından memnun kaldığımızı söylemeliyiz. 8 megapiksellik ultra geniş açılı kamera ise pek çok videomuzda bahsettiğimiz gibi kalabalık çekimler ve manzara çekimleri için ideal ama özellikle iyi ışıklı ortamlarda net detaylar ve güzel renkler yakalayabiliyor. Geniş açılı çekimi aynı zamanda 1080p 30 fps video modunda da kullanabiliyorsunuz. Objelerin yakın planda daha iyi detaylanması için makro çekim modu da unutulmamış. Ek olarak 1080p 30 fps video çekim modu, hızlandırılmış video çekim modu ve ağır video çekim modu gibi popüler seçenekler de burada bulunmakta. Ön tarafa baktığımızda 8 megapiksellik selfie kameramız var. HDR ve portre çekim modu gibi özellikler bulunuyor. Video çekim tarafında 1080p 30 fps ve hızlandırılmış video çekim seçeneği aynı zamanda kısa videolar çekebilmenize imkan sunan bir seçenek de bulunmakta. Ön kamera fotoğraf ve video performansını da özellikle iyi ışıklı ortamlarda gün ışığı deneyimlerinde beğendiğimizi söyleyebiliriz. Redmi 10 2022 5000 mAh'de pile sahip ve bu pil 18 watt hızlı şarj desteği sunuyor. Ürünün kutusunda 22,5 watt değerde hızlı şarj adaptörü var. Dolayısıyla ayrıca bir şarj adaptörüne para vermeden hızlı şarj deneyimi yaşayabiliyorsunuz. 5000 mAh'lik pil normal kullanımda ikinci güne erişmenize yardımcı oluyor. Yoğun kullanımda ise bir günü rahatlıkla görebiliyorsunuz. Aynı zamanda bir diğer dikkat çekici detay olarak 9 watt kablolu ters şarj özelliği de var. Yani destekli farklı bir mobil ürünü de şarj edebiliyorsunuz. Telefonumuzun Bluetooth 5.1 ve Wi-Fi 5 GHz gibi kablosuz bağlantı teknolojileri olduğunu, bir kulaklık yardımıyla bünyesindeki FM radyo özelliğini de deneyimleyebileceğinizi ekleyelim. Başta da belirttiğimiz gibi Redmi 10 2022 ülkemizde üretilen akıllı telefonlardan bir tanesi ve şu an 4.499 lira satış fiyat etiketi bulunuyor. Ürünün yakın zamanda 4 GB RAM ve 64 GB'lık dahili depolamaya sahip versiyonunun da satışa sunulacağını aktaralım.